İyi akşamlar arkadaşlar. Model şirketimiz Tirek Kutsan. Eğitim konumuz varlıklara devam ediyoruz. Yine hiçbir yerde bulamayacağınız, parayla dahi elde edemeyeceğiniz yine tarihi bir eğitim videosu olacak arkadaşlar. Nedir eğitimimizin konusu varlıklardaki? Stok, ticari alacak ve satışların üçünün birden değerlendirilmesi. Yani bir şirkette stok ve alacak tutarını belirleyen başlıca değişkenin satışlar, yani hasılat olduğundan alacaklar, stok ve satışlardaki değişim kesinlikle birlikte incelenmelidir. Bir analist için bir şirketin değerlendirilmesinin en önemli koşuludur. Ticari alacaklar, stoklar ve satışlar arkadaşlar. Bu arada eski yani 2 yıldan beri kanala abone olan artık finans mühendisliğinde büyük yol kat eden arkadaşlara gelen sorularına istinaden belirtmeliyim. İnfo yatırımla hiçbir ilişiğim bağım yoktur arkadaşlar. Dikkatlerinizden, takiplerinizden kaçmıyor. Piyasanın birçok uzmanı, birçok aracı kurumu takip ettiğinin sizler gibi ben de farkındayım. Ben o aracı kurumdan en ufak bir bağım yok. Sevgili info yatırım, benim abone sayım az olmuş olsa da bunların az olmasının sebebi bu arkadaşlarım TÜYO peşinde değil, finansal okurlukta kendilerini geliştirmek için büyük çaba sarf eden arkadaşlardır. Ve son derecede uyanıktırlar. Son derece bütün piyasayı takip ederler. Siz lep demeden, siz daha lep derken onlar size tek tek Çorum'un ara sokaklarını saymaya başlarlar. Bari benden sonraki şirket sıralamalarında bir değişiklik yapın ya da araya başka şirketler de koyun da arkadaşlara bu kadar bariz açık ara belirgin olmasın. Evet, değerli arkadaşlar, stoklar, alacaklar ve satışlardaki birlikte değerlendirmeyi işleyeceğiz. Sonra Tire Kutsan'ın, bakalım bunu da koyacaklar mı değerlendirmelerine? Koymazlarsa belli bir müddet sonra koyarlar. Bir başka aracı kurumu koyar. Geçen belirtmekte unuttum arkadaşlar. Deniz Yatırım yıllar önce hesap açtığım bir şirketti. Şöyle ki, o zaman benim bulunduğum şehirde tacirler vardı. Oradan işlem yapıyordum. Tabii isim veriyoruz. Reklama girmesin. Zaten sosyal medyada bunlar mevcut. O zamanlar yeni halka arz olaylarında şöyle bir şey vardı. Aracı kurumda talep toplama usulüyle halka arzlara katılıyordunuz. Onda da her aracı kurumdaki bireylerin talepleri belli bir sayıya, lot adedine bağlıydı. Ama başka aracı kurumlardan da hesap açtırarak oradan da ayrıca talepte bulunabiliyordunuz. Hiç unutmuyorum, 2000'li yıllarda Goldaş Kuyumculuk diye bir şirket halka arz olmuştu. Ekstradan talepte bulunmak için Deniz Yatırım'da
hesap açtırmıştım. O hesap orada öyle kalmış. Bu mavi giyimi ben sizlerle paylaştıktan 2-3 gün sonra Deniz Yatırım'dan rapor geldi, mesaj telefonuma. Mavi giyimi model portföylerinden çıkarttıklarına dair bir mesajdı. Ben hemen kanalda analizini paylaşım videosundan hemen sonraki gelen bir mesajdı. Model portföyümüzden çıkartıyoruz diye mesaj gelince ben Deniz Yatırım'dan gelecek mailleri, raporları engelledim. Evet, mavinin hareketini görüyorsunuz. Tabii Yunsa, Kutsan efendim var yani. Bu da benden dediğim şirketler. Bu Tire de benden arkadaşlar. Bu da benden. Şimdi ne dedik? Bir şirkette stok ve alacak tutarını belirleyen başlıca değişken neydi? Satışlardı. O yüzden satışlar bakın her yerde karşımıza çıkıyor. Bu üçünü birlikte değerlendireceğiz. Peki nasıl değerlendireceğiz arkadaşlar? Şunları not alın. Ama bundan sonraki söyleyeceklerimi videoyu durdura durdura bizzat yazarak not alın. Çünkü ben daha önce videonun altına bunu yorum olarak yazıyordum. Siz oradan kopyalayıp yapıştır diyordunuz. Sizde hiçbir kalıcılığı olmuyordu. Ama videoyu durdurup durdurup yazdığınız zaman bilinçaltınıza, beyninize bu bilgi oturacak arkadaşlar. En iyi çalışma şekli yazarak çalışmadır. Yani öğrenci ders çalışmaz, sınav günü gelir, vakti de yoktur, bütün konuları çalışmaya oturur, sabaha kadar kopya yazar. Ertesi sabah sınava girer, kopyayı çıkartmaya, kopya çekmeye gereği kalmaz. Çünkü o kopyayı hazırlarken ince ince böyle o bütün bilgileri artık öğrenmiştir. Kopyayı çekmeye gerek kalmadan o soruların cevabını verir. O yüzden yazıyoruz. Şimdi bir, satışlar artarken stoklar azalmışsa, bakın satışları artıyor, stoklar azalıyor. Veya satışların artışından stok artışı daha yavaşsa, yani satışlardaki artış stoklardaki artıştan daha hızlı olacak. Veya satışlar azalırken stokların daha hızlı azalışının değerlendirmesi. Bakalım 2022'nin ilk çeyreğine. Şunu da şuraya çıkartalım. Şöyle bir küçültelim. Evet. Şimdi satışlar artarken hemen satışlarımıza bakalım. Satışlar %175,5 oranında artmış. Bakın. %175. Stoklar, bakalım stoklara. %175,5 satışlar artmış. Stoklara bakıyoruz. Koşulları şimdi değerlendiriyoruz. Stoklar %276 oranında artmış. Satışlar artarken stoklar azalmıyor, tam tersine satışlardan daha fazla artıyor.
Peki stoklardaki artış satışlardan daha hızlı artış değerlendirmesi. Bakın bu koşula ikinci madde uyuyor. Bunları şimdi iyice belirleyin. Ben birinci maddeden itibaren size değerlendirmeleri tek tek anlatacağım. Sonra da şirketimizin bir önceki bir yıllık öyküsüne bakacağız. Neyi ne kadar gerçekleştirmiş, sonra da cari dönemi değerlendireceğiz. Evet, şirkette satışlar artarken stoklar azalmış ya da daha yavaş artmış veya stoklar satışlardan daha hızlı azalmış ise değerlendirmemizin nedenleri şu şekilde arkadaşlar. 1. Stokların maliyetinde düşüş. 2. Satılan malların yerine yenilerinin konulmasının güç veya imkansız olması. Mesela bir ithalatçı bir firma satış yapmış fakat dış alım veya finansman güçlükleri nedeniyle bunları yenileyememiş olabilir. 3. Tutulacak stok konusunda işletme politikasının değişmesi, daha az stokla çalışmanın yönetimce benimsenmesi. 4. Üretim çeşitlerinin azalması. 5. Stok değerlendirme ölçüsünde değişiklikler. 6. İşletmece daha etkin bir stok kontrolü yapılması, stok kalemleri arasında denge sağlanması. 7. Stoklarda değer kayıpları, değer düşüklüğü, değer düşüş karşılığının ayrılması. 8. İşletmenin satış koşullarını alıcılar lehine değiştirerek, yani vade uzatması, peşin ödeme oranının düşürülmesi, özel indirimler, iskontolar, kampanyalar, bu gibi avantajlar alıcıya, satışları artırma stratejisi olabilir. Şirkette stoklar artmış ya da satışlardan daha hızlı stok artışı oluşuyorsa, bu şirkette olduğu gibi stoklar %276 oranında artarken satışlar %175,5 oranında artmış. Yani stoklar satışlardan daha hızlı artmış. Bunun değerlendirilmesi 1. Stok maliyetinin yükselmesi, 2. Satış zorluğu veya sürüm güçlüğü, 3. İşletmenin emniyet stokunun artması, 4. Fiyat artışlarının etkisine karşı korunma, 5. İşletmenin etkin bir stok politikası olmaması, 6. Satış kabiliyetini yitirmiş malların stokta gösterilmesi, 7. Sipariş avanslarının artması. Şimdi bunları nerede bulacağız arkadaşlar? Ek bilgilerde. Hani ne dedik? Borsada para kazanmanın sırrı bilanço ve dipnotlarında gizlidir dedik. Bunları ne yapacağız? Dipnotlardan kontrol edeceğiz. Evet. Ne dedik? Nerede kalmıştık? Stokta gösterilmesi daha yüksek. 8. Daha yüksek maliyet bedeli veren stok değerleme yönteminin uygulanması. 9.
sipariş avanslarının artması, 10 tedarik politikası değişimi, büyük partiler halinde alımlar gibi nedenler olabilir. Şirketler yüksek fiyat beklentisiyle piyasaya, bayilere mal verilmesini yavaşlatabilir, erteleyebilir, mamur stoklarını bir süre bilinçli olarak artırabilir. Şimdi son okuduğum koşul buna tıpatıp uyuyor. Yani şirket ne yapmış? Özellikle son maddeye bıraktım. Efendim, işletme yüksek fiyat beklentisiyle piyasaya, bayilere mal verilmesini yavaşlatabilir. Mal verilmesi yavaşlarsa ne olur? Elindeki stoklar şişkin ortaya çıkar. Veya mamul stoklarını bir süre bilinçli olarak artırabilir. O enflasyonist fiyat artışından etkilenmemek için. Ve 3 alacaklardaki artış satışlardaki artıştan daha yavaş gerçekleşmesi ya da ticari alacakların satışlardan hızlı azalmasının değerlendirilmesi. Şimdi alacaklarla, ticari alacaklarla nasıl değerlendireceğiz? Alacaklardaki artış, satışlardaki artıştan daha yavaş. Bakalım. Ticari alacaklar %160. Satışlar %175,5. Hayır. Ticari alacaklar satışların altında gerçekleşmiş. Yani örneğimize uymuyor. Alacaklardaki artış satışlardaki artıştan daha yavaş. Doğru uyuyor, pardon, uyuyor arkadaşlar. %175,5 ticari alacaklar daha az. %160. Evet, uyuyor. Örneğimizdeki şirket gibi alacaklardaki artış satışlardaki artıştan daha yavaş gerçekleşmesi ya da ticari alacaklarının satışlardakinden hızlı azalması. Yani şirketin ticari alacakları da azalmış ama satışları da azalmış. İkisi de azalmış ama alacaklar satışlardan daha yüksek azalma göstermiş. Yani şirketimizde azalma yok ama ticari alacaklar satışların altında gerçekleşmiş. Bunu nasıl değerlendireceğiz? Şirketimizdeki örnekten uyuşması sebebiyle. İşletmenin tahsilat servisinin daha iyi bir çalışma göstererek alacaklarını daha etkili bir şekilde izlemesi. 2. Satışların daha büyük bir kısmının peşin yapılması, kredili satışların satış hacmi içindeki öneminin azalması. Ne yapacağız? Kredili satışlara bakacağız. PDF dosyasında, ek bilgide. 3. Kredili satış koşullarının işletmece değiştirilerek peşin oranının yükseltilmesi, vadenin kısaltılması. Muhtemelen şirket bu politikaları güdüyor. 4. İşletmece veya şirketçe nakit iskontosu ile alıcıların yani müşterilerin peşin veya erken ödemeye özendirilmesi. Yani peşin alırsan sana şöyle bir iskonto uygularım pazarlığı.
5. Şirket alacak senetlerinin gayri kabili rücu geri dönülmez. Yani tahsili zor. Veya bir faktörün şirketine satması gibi iskonto ettirilmesi. 6. Yabancı para alacaklarında kur düşüşü bekleyişi ile alacak tahsilatlarını hızlandırma olabilir. Evet arkadaşlar, bunları not alalım. Bu üç başlığı not alalım. Sonra bunun açıklamalarını videoyu durdura eğitim notlarınızın arasına kaydedelim ve kalıcı olsun. Evet, gelelim şirketimizin değerlendirilmesine. Önce bir yıl öncekilik hikayesi, öyküsü, ne olmuş, ne yapmış bu arkadaş, nerede sinyal çakmış, nerede yatırımcıya hadi gel birlikte yürüyelim demiş, bunu tespit edelim. 2020'nin ilk çeyreği ile 2021'in ilk çeyreği bilanço düzenlemelerine göre kısaca ana başlıkları altında bakalım. Önce ortak ve şirket karlılık oluşumuna bakalım. Şirket karlılığı %4,5 oranında artmış. Ortak karlılığı %14,5 oranında artmış. Ortak karlılığı şirket karlılığının üzerinde gerçekleşmiş. Bizim hisse senedi yatırımcısı için ön koşul gerçekleşmiş. Devam edelim. Şirket karlılık oluşumunun bileşenlerine bakalım. Satış karlılığı %10 artarken katkı payı yüzdesi %20'den %35'e, emniyet marjı da %20'den %40'a belirgin şekilde artmışlar. Gelelim ortak karlılık oluşumlarına. Aktif karlılığı %4,5 oranında artarken borçların öz kaynaklara oranı kısmen artmış. Varlık karlılığı belirgin şekilde artarken borç maliyeti çok cüzi artış sağlamış. Fena değil. Peki ne dedik? Her yol esas faaliyetini. Esas faaliyetinin de temel kaynağı reel satışlar. Yurt içi reel satışları %45 artış göstermiş. Fakat dış ticaret işlemleri o kadar parlak gerçekleşmemiş. Bir önceki döneme göre yurt dışı ihracat gelirleri kısmen azalırken ithalat giderleri de kısmen azalmış. Fakat ama şirket dış ticaret açığı vermekte. Çünkü ithalat giderleri ihracat gelirlerinin oldukça üzerinde seyretmekte. Peki bu tarihte bu arkadaşın olması gereken fiyatı neymiş? Bir bakalım. Ne yapıyoruz? Hemen 2021'in dördüncü ayının başına gidelim. Hisse o tarihlerde 6,60 TL'den borsada işlem görürken hissenin olması gereken fiyatı 10 TL. Yani %53 oranında şirket olması gereken değerinin altında fiyatlanmakta. Ne dedik? Hisse senedi yatırımcısı parayı hisselerini satarken değil, önce alırken kazanmalı. Eğer bu da benim kişisel stratejim, ödün vermediğim prensibim. Ben arkadaş iyi bir bilançoyu,
ederinin %50 altında fiyatlanıyorsa o şirketin hisselerini alırım. Evet, o koşulda gerçekleşmiş. Kısa kısa geçiyorum arkadaşlar. Çok uzun olmasın diye. Hemen ikinci çeyreklerine gelelim. 2020-2021 bilanço düzenlemelerine göre ortak karlılığına ve şirket karlılık oluşumuna bakıyoruz. Şirket karlılığı %9,5 artarken ortak karlılığı %27 artmış. Yine bizim ön koşulumuz gerçekleşmiş. Şirket karlılık bileşenlerine bakıyoruz. Satış karlılığı %11, katkı payı %10, emniyet marjı artmış. Gelelim ortak karlılık oluşumuna. Aktif karlılığı 9,5 oranında artarken borçların öz kaynaklara oranı azalmış. Borç maliyeti artmış. 1,23 artmış. Varlık 1,23'ün üzerinde artmış. Dolayısıyla şirket finansal kaldıracın olumlu etkisinden, yani finansal kaldıraçtan faydalanmış. Reel satışlarına bakıyoruz. Yurt içi reel satışları %37 artış göstermiş. Ama ihracat gelirleri ve ithalat giderleri azalıyor. Bir önceki yıla göre ithalat giderlerinin azalması olumlu ama ihracat gelirlerinin azalması olumsuz. Ve bir başka olumsuzluk da işletmenin dış ticaret açığının vermesi. Yani ithalat giderlerinin, ihracat gelirlerinin belirgin şekilde üzerinde gerçekleşmesi. Hissenin olması gereken değerine bakıyoruz. 15 lira, 15,85 TL olarak yıllık büyüme, reel getiri beklentisi ve dağıtılabilir temettülerinin hesaplanmasının neticesinde ortaya çıkan fiyatı. Peki bu arkadaş o tarihlerde borsada kaç liradan fiyatlanıyormuş? Ona da bakalım. 7 liradan fiyatlanıyormuş. Aradaki olması gereken fiyat farkı bayağı açılmaya başladı. Ama şirket göz kırpıyor arkadaşlar. Yani yatırımcıya göz kırpıyor. Hatta sesleniyor yani. Hadi diyor, bak diyor, ben Apron'dan ayrılacağım. Piste çıkmadan uçakta yerini al diyor. Biraz sonra diyor seni diyor ben pistte hızlandığım zaman piyasanın oyuncuları veya piyasanın figürleri benden bahsedecekler. Sen bu sefer kanada takılmak zorunda kalacaksın diyor. Apron'dan diyor bak diyor piste doğru gidiyorum diyor. Bin diyor, yerini al diyor, koltuktaki yerini al diyor. Gelelim üçüncü çeyreğimize. Evet. Bakıyoruz. Şirket karlılığı %16 artarken ortak karlılığı %37 artıyor. Gene bizim için koşul gerçekleşmiş. Şirket karlılık bileşenlerine bakıyoruz. Satış karlılığı %12,5, katkı payı yüzdesi 20'den 35'e, emniyet marjı 21'den 48'e artmış. Ortak karlılık bileşenlerine bakıyoruz. Aktif karlılığı %16, borçların öz kaynaklara azalıyor. Efendim, borç maliyeti artıyor ama artış %3,5, varlık karlılık artışı %16, şirket finansal kaldıraçtan faydalanıyor. Ortakların kar payı, yani hisse senedi iştirak ortaklarının kar payları artıyor. Şirket resmen yatırımcıya SOS veriyor, geç kalıyorsun diyor. Satışlara bakıyoruz.
Üçüncü çeyrekte %40,5 yurt içi reel satışları artıyor. Bu ihracat ve ithalat giderleri bir yıl boyunca herhalde böyle cari açık vermekle birlikte devam ediyor. Tabii kısaca bakıyoruz arkadaşlar. Diğer kalemleri detaylı incelemiyoruz çok uzun olmasın diye. Ve hissenin olması gereken fiyatı 21,42 TL'ye çıktı 3. çeyrekte. Peki bu arkadaş o tarihlerde kaç liradan fiyatlanıyor? 8 liradan fiyatlanıyor. Olması gereken değerin %171 altında fiyatlanıyor. Gelelim yıl sonlarına. 2020'nin ve 2021'in yıl sonlarına bakalım arkadaşlar. Şirket karlılığı %11 artarken ortak karlılığı %35 artmış. Şirket karlılık oluşumlarına bakıyoruz. Satış karlılığı %8,5. Katkı payı %8. Emniyet marjı artıyor. Ortak karlılık oluşumuna bakıyoruz. Aktif karlılığı %11 artıyor. Borçların öz kaynakları oranı azalmakta ve borç maliyeti azalmakta. Ortak, net ortak karlılığı belirgin, hızlı, yüksek oranda artmakta. Varlık karlılık oranı da yine belirgin ve yüksek oranda artmakta. Bakalım o zaman %18 reel satışlar bir önceki yıla göre artış göstermiş. Fakat ihracat ve ithalat gelirleri arasındaki cari açık devam etmekte. Ve dış ticaret açığı vermekte. Bu da işletmenin zayıf noktası. Peki hissenin olması gereken değerine bakalım. Bakın hissenin yıllık büyüme, reel getiri beklentisi ve dağıtılabilir temettülerinin hesaplanmasının neticesinde 30,28'e çıktı. Peki bu arkadaş hemen ...2022'nin ilk başlarında 9 lira %231'e çıkmış. Direkt kutsanın fiyatı olması gereken değerinin altında. Nakit akım tablosuna da bakalım. Yıl sonu itibariyle mükemmel, mükemmel. Eksi olması. Yani nakit akımı da güzel. Hayret yani bu şirketi bu bilançoyla nasıl bu kadar spekülatif olarak ezmişler. Gerçekten ezler. Muhtemelen yani şu da olabilir arkadaşlar. Şirket çok dillenmiştir. Piyasada çok konuşulmuştur. Küçük yatırımcı sayısı çok fazla olmuştur. Hissetin ağırlığını elinde bulunduran sponsoru özellikle ucuzdan almak için hisseyi baskı altına, spekülatif olarak baskı altına almış olabilir. Neyse biz gelelim bu işletmenin son bilanço yani 2021'in ilk çeyreği ile 2022'nin ilk çeyreği bilançoların düzenlenmesine göre önce varlık yapısına bakalım. Varlık yapısında belirgin bir değişiklik gerçekleşmiş. Toplam varlıklar içerisinde brüt işletme sermayesinin payı %68,5'tan %81,5'a belirgin şekilde artış sağlamış. Toplam varlıklar içerisinde toplam sabit kıymetlerin payı da %31,5'tan %18,5'a belirgin şekilde azalmış. Toplam varlıklar içerisinde nakit ve nakit benzeri varlıkların payı %1,25'ten %0,58'e
azalırken ticari alacakların payı %50,5'tan %55,5'a, stokların payı da %15'ten %24'e artmış. Ne dedik? Üçünü birden değerlendirelim. Yurt içi reel satışları %28 artış göstermiş. İhracat payı %24'ten %76'ya, ithalat payı da %21'den %79'a. Ama ithalat ve ihracat dengesi birazcık daha, o açık birazcık daha kapanmış. Bakalım, satışlar %175,5 artmıştı. Evet. Şirket 2022'nin ilk çeyreği itibariyle maddi duran varlıklarının %7'sini amorti ederken cari fiyatlarla %135,5 oranında 1.587.028.048 TL'lik bir iktisadi varlık artışı sağlamış. Reel satışlarına bir daha bakalım. Yurt içi reel satışları %28 artış kaydetmiş. Reel olarak ihracat gelirleri %6,5'tan %7,5'a, ithalat giderleri de reel olarak %25'ten %34'e artarken toplam gelirler içerisinde payı ihracatın %24'ten %76'ya, ithalatın payı da %21'den %79'a artmış. Finansman yapısına bakacağız. Atlamayalım. Evet. Finans yapısına baktığımızda varlık finansmanında kısa vadeli borçların payı %65,5'tan %66,5'a yavaşça artarken varlık finansmanında uzun vadeli borçların payı da yaklaşık %4'ten yaklaşık %2'ye belirgin şekilde azalmış. Varlık finansmanında toplam borçların payı yaklaşık 69,5'tan cari dönemde %69'a yavaşça azalırken varlık finansmanında öz kaynakların payı %30,5'tan %31'e yavaşça artmış. Şirket varlıklarını %69 oranında toplam borçlarıyla fonlarken %31 oranında öz kaynaklarıyla fonlamakta. Ve şirketin toplam borçları öz kaynaklarının yaklaşık 2 kat üzerinde seyretmekte. Finans yapısını daha detaylı, daha kapsamlı inceleyelim. Önce yabancı para durumuna bakıyoruz. Şirket yabancı para pozisyon fazlasında, bir yıl önceki ilk çeyrekte yabancı para pozisyon açığı taşıyormuş. Son çeyrekte bilanço döneminde yabancı para pozisyon fazlası taşımakta. Kısa vadeli finansman kaynaklarında değişiklikte finansmanda öz kaynağın katkısı %2 oranında artarken borçların payı yaklaşık %1 oranında azalmış. Öz kaynaklarla borçlarını karşılama oranı %2,5 oranında artarken brüt işletme sermayesi %1042 oranında yüksek oranda artış sağlamış. Net finansal borçları da %111 gibi yüksek oranda artmış. Uzun vadede şirketin lehine gerçekleşmiş. Öz kaynaklarına baktığımızda toplam öz kaynaklar içerisinde dönem kar payı kısmen artarken öz sermaye karlılık payı belirgin bir şekilde artış sağlamış. Şimdi şirketle ortak karlılık oluşumunda bakacağız. Evet, finansman yükü artmış. Toplam borçları öz kaynaklarının yaklaşık 2 kat üzerinde. Bu bir şirketin bilinçli olarak ticari politikasını,
göreceğiz. Onu da çözeceğiz yani. Analistin önemi burada ortaya çıkıyor. Azalmış, çoğalmış değil. Onun gerekçelerini de ortaya koyabilmeli. Toplam öz kaynaklar %23 oranında ödenmiş sermaye, %124,5 oranında da içsel sermaye yaratım, geçmiş yılların kârı, dönem kârı ve dağıtılmamış yedek akçelerden oluşmakta. Şu öz sermaye kârlılık oluşumuna bakalım. Şirket kârlılığı yaklaşık %5 oranında artarken ortak kârlılığı %15,5 oranında artmış. Şirket kârlılık bileşenlerinde satış kârlılığı %14'ten %22'ye artarken, yani yaklaşık 8 artış sağlarken katkı payı yüzdesi ve emniyet marjı artış kaydetmiş. Brüt kâr marjı yine artış kaydetmiş. Başa baş işletme başa baş emniyet marjında da artış var. Ortak kârlılık oluşumuna bakalım. Aktif kârlılığı %5 oranında artmış. Borçların öz kaynaklara oranı çok cüzi artarken borç maliyeti de gerilemiş. Net ortak kârlılığı %10 artış sağlarken varlık kârlılığı da %5 oranında artmış ve şirket finansman kaldıracını kullanmış, olumlu olarak etkisinden faydalanmış. Evet. %64'ten %7'ye düşmüş. Satılan malın değişken maliyeti %64,5'tan %7'ye gerilemiş. Brüt katkı %35,5'tan %66,5'a artmış. Sabit giderleri şirketin artmış. Ve faaliyet kârı %14'ten %98,5'a artmış. Faaliyet kaldıraç emniyet marjı %40'tan %47,5'a, toplam kaldıraç emniyet marjı da %35,5'tan %45'e artmış. Gelelim gelir tablosuna. Toplam gelirler içerisinde toplam maliyetlerinin payının %74'ten %69,5'a azalmasının neticesinde gayri safi işletme kârı %26'dan %30,5'a artmış. Faaliyet giderlerinin %12'den %9'a azalmasının neticesinde de esas faaliyet kârlılık payı %14'ten yaklaşık %22'ye artmış. Evet, yatırım faaliyetlerinden giderlerinin düşülmesinden sonra da faiz vergi öncesi karlılık payı %14'ten %22'ye artarak gerçekleşmiş. Finansman giderlerinin payının %3,41'den %5,84'e artmasının neticesinde de vergi öncesi karlılık payı %12,5'tan %20,5'a artarak gerçekleşmiş. Vergi giderlerinin %1,15'ten %4,5'a belirgin şekilde artışının neticesinde de net dönem kârı baskı altında kalıp %11,5'tan %16'ya artarak ilk çeyreği tamamlamış. Nakit akımına bakalım. Önce karlılık oranlarına bakalım. Oldukça güzel. Ve şirket işletme verimliliğini istihdam yaratarak artırmış.
İşletme faaliyetlerinden nakit girişinde bir belirli şekilde azalma var. Ama esas faaliyet net nakit girişi %732,5 oranında artmış. İşletme faaliyetinden nakit girişinin azalmasının neticesinde şirket 329.498.000 dönem karı kasasına girmesine rağmen cari dönemde nakit ve nakit benzeri varlıkları %23.621.517 TL azalmış. Satışlardan nakit girişinin satılan malın maliyetinden nakit çıkış oranı %32 ile %100'ün altında kalmış. Dolayısıyla bir olumsuz yön tarafı da zayıf tarafı da burada karşımıza çıkıyor. Satılan malın maliyetini satışlardan giren nakitle karşılayamadığını görüyoruz. Şirket mevcut kapasitesini korumak ya da artırmak için yatırımlara gitmiş. Bu yatırım faaliyetlerinden ötürü de 46 milyon nakit açığı vermiş. Evet, işletme sermayesinden vermiş olduğu nakit açık nedeniyle finansman faaliyetlerinden nakit girişi de burada azalmış. Vergi öncesi dönem karı %65,5'da %50'nin üzerinde, vasatın üzerinde gerçekleştirilmiş. Kaynak kullanımına baktığımızda fonların %32'lik kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte. Bunun %66,5 ağırlıkla kısa vadeli borç artışının ana kaynak oluşturması olumsuz ama şirket finansal kaldıracı iyi kullanıyor. %90'da bürük işletme sermayesinin artışı ana kaynak oluşturmuş. Net işletme sermayesi %69,5 artış göstermiş. Ve rasyolarına bakalım. Likidite oranları artış eğiliminde ama olması gereken sınırların altında olup likidite riski taşımakta. Faaliyet oranları olumlu. Fon yaratma yani kaynak yaratma güçlü ama etkinlik oranları için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Faaliyet karlılık oranı artarken otofinansman oranı da artmış. Diğer etkinlik oranlarında sınıfta kalmış. Büyümesine bakalım. Evet, şirket cari fiyatlarla büyürken reel fiyatlarla da büyüme sağlamış. Risk modellerine de baktığımızda her üç risk modelinde de işletmenin düşük risk içerdiğini görmekteyiz. Peki bu finansal veriler doğrultusunda yıllık büyüme, reel getiri beklentisi ve dağıtılabilir temettülerin hesaplanmasının neticesinde biz bu fiyatı yakalamıştık. 2020'nin ikinci çeyreğinde veya üçüncü çeyreğinde yakalamıştık. Oralara gelmiş ama olması gereken değerin altında fiyatlanmakta. İndirgenmiş nakit akım yöntemiyle de aynı şekilde şirket reel olması gereken fiyatının altında fiyatlanmakta. Evet, umarım özellikle yazılıma sahip olan arkadaşlar için yararlı bir eğitim videosu olmuştur. Varlıklara devam edeceğiz sırasıyla tüm kalemleri ne olduğunu ve nasıl değerlendirmemiz gerektiğini, ondan sonra finansman yapısına, ondan sonra gelir tablosunun değerlendirilmesine kadar tek tek kalemleri inceleyeceğiz. Mükemmel bir finansal analiz değerlendirme arşivi elde edeceğiz. İyi akşamlar arkadaşlar.